Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Fizik Bulut YouTube kanalında yine sizlerle birlikteyiz. Ben fizik öğretmeniniz Ahmet Bulut. Sevgili arkadaşlar en son nerede kalmıştık hatırlıyorsunuz değil mi? İş enerji konusunu bayağı bir ilerletmiştik. Hatta iş enerjiyi tamamlamıştık ve belki de sizlere garip gelen 3 adet teknikten bahsetmiştim. Bu tekniklerin bize çok faydalı olacağını söylemiştim. Yalnız ilk etapta bu teknikler, tekrar söylüyorum, biraz ilginç gelebilir. Ben şimdi şöyle yapacağım. Ahmet Hoca'nın YouTube kanalını dinleyen bir öğrenci gibi düşünüp bu teknikleri nasıl uygulamam gerekir? İlk etapta biraz yavaş olarak bu teknikleri uygulamaya çalışacağım arkadaşım. Sonraki videolarda bu teknikleri çok seri bir şekilde uygulayıp iş güç enerji soruları tam olarak nasıl çözülür onları uygulamaya ve o videoları çekmeye çalışacağız. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi gel başlayalım. Şekil 1'de diyor ki şekildeki yolun sadece LM aralığı sürtünmeliymiş. Güzel. Ayrıca yolda oluşan sürtünme kuvvetinin değeri bakın 3 bölü 2 F olarak verilmiş. Başlangıçta K noktasında durmakta olan cisim yola paralel F kuvvetiyle R noktasına kadar çekiliyor. Cisim L noktasından E kinetik enerjisiyle geçiyor. Peki R noktasındaki kinetik enerjisi kaç E'dir diye verilmiş. Şimdi ben böyle bir soruyu gördüğümde bakın burada ne görüyorum? Aman Allah'ım orada kuvvet var. Ahmet Hocam bana dış kuvveti görürsen ne yap demişti. Dış ne var? Kuvvet. Dış kuvvet varsa benim aklıma birinci teknik gelir. Peki birinci teknik ne diyordu? Birinci teknik ne diyordu? Bakın şunu diyordu. Sistemin üzerine uygulanan net dış kuvvetin bakın dışarıdan yapılan iş eşittir. Sistemin mekanik enerjisindeki değişimde enerji mekanik doğru mu? Şimdi gelin burada öncelikle ilk etapta zaten şuraların her bir bölmesinin eşit olduğu bana soruda verilmiş. Her bir uzaklığa x, 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 x dedim. Peki birinci aralıkta bana F kuvveti ne kadar iş yaptı? F çarpı x kadar. Peki başlangıçta durgun olan bu cisim yani V eşittir 0 olan cisme ne kadar kinetik enerji kazandırdı arkadaşım? E kadar. O halde son kinetik enerji E, ilk kinetik enerji 0. Zaten bu durumda sistemin üzerine yapılan F çarpı x sisteme yani cisme E kadar ne kazandırmış oldu? Enerji dursun kenarda beklesin beni. Şimdi devam ediyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bak arkadaşım buraya. K noktasından R noktasına kadar çekerken bakın dış kuvvetlerin yaptığı iş. Hocam şurada sürtünme vardı onu ne yapacağım? Hiç problem değil arkadaşım. Kuvvetin yaptığı iş 1, 2, 3, 4 bölme çekmedi beni. O halde F çarpı 4 x dedim mi ben buraya? Hemen düzeltiyorum. F çarpı delta x yazacaktım az kaldı. F çarpı 4 x. Ahmet hocam sürtünmeyi unuttunuz dediğinizi duyar gibiyim. Hiç korkma arkadaşım unutmadım. Eksi değil mi? Çünkü sürtünme kuvveti bu aralıkta harekete zıt yönde. Ne kadar sürtünmenin büyüklüğü? Bak burada bana gülümsüyor. O halde sürtünme 3 bölü 2 F kadar ve sadece X yolu boyunca uygulanmış. E eşittir sistemin mekanik enerjisindeki değişim. Yani enerji son eksi enerji ne? İlk. Arkadaşım ilk enerji zaten 0 değil mi? Çünkü sen tekrar K'den başlattın. Yani önce K ile arasını çözdüm. Şimdi K noktasından başladım. Ta R'ye kadar çözüyorum. O halde buradaki ifadeyi yazacak olursam şurası 4F, 2 ile genişlet 8, buradan 3 çıkart 5 bölü 2. 5 bölü 2 F çarpı X eşittir E son değil mi? E peki F çarpı X yerine sen ne yazabilirsin? E mi? Aman Allah'ım o halde son enerjimiz ne olacak? 2,5 yani 5 bölü 2 E kinetik enerjiyle R noktasından geçecek arkadaşım. Bence bu iş bu kadar. Devam ediyorum. Bu dış kuvvetin olduğu soruyla ilgili önemli bir örnekti. Bak ÖSYM sormuş. Bu ise nasıl bir örnek? Bir okuyalım istersen. Diyor ki kütlesi 1 kilogram olan noktasal kabul edilecek bir cisim. Sürtünmesiz. Aha bir nokta yakaladım. Sürtünmesiz. O halde sürtünmeyi görmediğim için, sürtünme olmadığı için 3. teknik gitti. Çünkü o sadece sürtünmenin olduğu sistemlerdeydi. Bir eğik düzlemin en alt noktasından ayrıca noktasal kabul edilecek bir cisim düşünün. En alt noktadan atılıyor. Yani ne demek istiyor Seyfe bana burada? Potansiyel enerji yok diyor bak. Şekildeki gibi eğik düzleme paralel 4 metre bölü saniyelik hızla fırlatılıyor. Cisim eğik düzlemin tepe noktasına sabitlenen sıkıştırılmamış bir yaya çarpıyor. Cisim yay sabiti 10 Newton bölü metre olan yayı en fazla 0.2 metre sıkıştırarak duruyor. Ya ne oldu? Oh yorulduk aman Allah'a bu ne ya? Arkadaşım çok kolay korkulacak bir şey yok. 4 metre bölü saniye hızla fırlattın. Tam en alt noktadan attın. Dolayısıyla sistemde sürtünme yok. Dışarıdan bir kuvvet yok. Çünkü bak bu hız. Yani ÖSYM bunu böyle de çizebilirdi aslında. Yani hız vektörünü şöyle de gösterebilirdi. Bu bir hız. Dolayısıyla bu hız olduğu için dışarıdan uygulanan herhangi bir kuvvet yok.
O zaman benim yapmam gereken şey neydi? Hatırla. İkinci teknik. Ne diyordu sana ikinci teknik? Hatırlatalım hemen ikinci tekniği. Herhangi bir kuvvet yoksa enerji, mekanik ney? İlk eşittir. Enerji, mekanik neydi? Son. Bir de bunun alternatifi vardı, hatırlıyor musun? Alternatifi. Peki neydi o? Kaybedilen enerji eşittir sistemde kazanılan enerjidir. Böylece enerjiyi korumuş olursun demiştik. Şimdi aşağı geçelim. Gel birlikte çözüm yapalım. Cisme atarken hangi enerjin var? Sadece kinetik değil mi? Bak yazıyorum. 1 bölü 2 m çarpı v kalem var. Dönme kinetiğim var mı? Yok. Yay potansiyelim var mı? Yok. Cismin kendi potansiyeli var mı? Yok. Çünkü noktasal cisim en alt noktadan. Bu cisim sahip olduğum ilk mekanik. Götürdüm yerine yazdım. Peki son mekanik yayı geldi, sıkıştırdı. Şuraya bir yere geldi. Yaya çarptı. Yayı bir miktar cisim sıkıştırdı. Sıkıştırdı ama cismin bir de yerden yüksekliği var. Dolayısıyla cismin potansiyel enerjisi var. Zaten cismin çıkabileceği en yüksek nokta, yani şu haşı sormuyor mu bana? O halde cismin enerjisi mgh değil mi arkadaşım? Peki yaya aktardığı enerji 1 bölü 2 k çarpı x'in karesi değil mi? Sanırım her şeyi vermiş. Hadi götürüp yerine yazalım şu ifadeleri. 1 bölü 2 çarpı m1 hızı 4 karesini aldım 16 eşittir. m1 geriye çekilmesi hemencecik yukarıda 10 çarpı h isteniyor zaten benden artı 1 bölü 2 çarpı k. Neredesin ki? 10 Newton bölü metre. O halde buraya da 10 yazdım. Sıkışma miktarı 0,2 metre. Karesini alıyorum. 4 bölü 100 geliyor ifadem. Şuradaki hemen sadeleştirmelerimi yapayım isterseniz. Buradaki bir sıfırla, buradaki bir sıfır gitti. 4 ile 2 sadeleşti. Burada 2 kaldı. 2 bölü 10'dan şuradaki terimin ne geldiğini gördüm. 0,2 geldiğini gördüm. Şurası zaten 16'yı sadeleştirdim. 8 geldiğini gördüm. O halde arkadaşım 8 eksi 0,2 eşittir 10H değil mi? Bu durumda H eşittir 7,8 mi? Peki 10H eşittir 7,8. Ahmet hocam o zaman H çok kolay. 0,78 ne? Metre. Peki ÖSYM amcam bana bu soruyu sorarken nasıl sormuş? Santimetre. Hemen onu santimetreye çeviriyorum. 100 ile çarpıyorum. 78 santimetre. Cevap C seçeneği. Hayırlı uğurlu olsun. Güzelce sorunu çözdün. Ne sayesinde çözdün aslında? Bakın şu tekniği uyguladın. Soru kendiliğinden çözüldü. Etti mi sana ikinci soru? Geliyorum. 3. Bakın böyle sorularla karşılaşabiliriz. Eğim açılı alfa uzunlukları L'ye 2 ile zemine sabitlenmiş sürtünmeli eğik düzlemler. Nasıl eğik düzlemler? Sürtünmeli eğik düzlemler Ahmet hocam. Okudunuz işte. Aha burada bulamadım. Sürtünmeli eğik düzlemlerin. Üst noktasından V büyüklüğündeki hızlarla harekete geçirilen kütleleri sırasıyla 2m, m olan x, y cisimleri V büyüklüğünde. V hızıyla ben bunları attım ve tekrar yere ulaştıklarında sürtünmesiz yatay yola ulaştıklarında hızları V olmuş. Güzel büyüklük olarak. Eğik düzlemin x, y cisimler arasındaki sürtünme kuvvetlerinin yaptığı işler, sürtünme kuvvetlerinin yaptığı işler, bakıyorum sistemde sadece sürtünme var. Ağırlık zaten dış kuvvet olarak alınmıyordu. O zaman bu da acaba üçüncü teknik olabilir mi? Bence olur. Üçüncü teknik peki bana ne diyordu? Diyordu ki üçüncü tekniğim, eğer diyordu sistemde sadece sürtünme varsa arkadaşım, bak sadece sürtünme, başka hiçbir kuvvet yok. Diyeceksin ki hocam ağırlık. Ya ağırlık dış kuvvet değil dedik, yani biz öyle alıyoruz. Peki sadece sürtünme kuvveti olan bu sistemde ben şöyle bir şey yapabilir miyim? Enerji mekanik neydi? İlk eşittir. Enerji mekanik neydi? Son değil mi arkadaşım? Artı sürtünmenin yaptığı iş. Hadi gel bunu yerine yazalım. Şimdi bakalım neler olacak. Birinci sistem için, yani x cismi için yazalım. Şimdi eğim açısı alfa. O zaman yükseklik şurada oranını soruyor zaten bizde. H diyebilir miyim? Eğim açısı alfa 2L uzunluğunda. Buraya da 2H derim. Tamam, çok güzel. O zaman ilk baştaki potansiyelimi gel bir yazayım. Neyim var? 2MGH. Bakın 2MGH artı kinetik enerjim. Ne? 1 bölü 2 2M çarpı V'nin karesi eşittir. Yere indik. Hızımız yine V. Bak burada görüyorsun. O halde kinetik enerjim son durumda 1 bölü 2 m çarpı v'nin karesi, potansiyelim 0 artı sürtünmenin yaptığı iş omega 1. Bu birinci sistem için. Bunu çok daha pratik görebilirsin. Hani bana şunu diyebilirsin. Şurada 2 unuttuk. Bana şunu diyebilirsin. Ahmet hocam ne var ki ya burada da burada. Ya bu zamanla olacak zaten. Ben şu anda tekniği uygulamaya çalışıyorum. Kızma bana. Kızdığını duyar gibiyim. Şunlar birbirini götürdü mü? O zaman omega 1'in ne geldi? Güzel. 2m kütlesi g çarpı h.
Peki ikinci kısma geçiyorum. Yani y cismi için çözüyorum. Y cismi için yine ikinci tekniği uyguluyorum. Buradan bırakırken m g çarpı 2 açlık potansiyelim var. Artı 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kare kinetiğim var. Başka enerjim yok ki. Eşittir. Zemine indim. Neyim var? 1 bölü 2 m çarpı v kare kinetik enerjim var. Artı başka enerjim yok ki. Şuraya indiğin zaman bir potansiyelin, başka bir enerjin yok. O halde geriye kalan şey aha da omega 2. Oo Ahmet hocam çok iyi oldu. Şu iki terim birbirini götürdü. Aman Allah'ım burası da eşittir 2 mgh çıktı. Benden şu oran mı isteniyor? Tamam cevap 1. Soruyu çözdüm. Bilerek uzatıyorum soruları. Yani niye bilerek uzatıyorum? Çünkü tekniği sorulara nasıl uyguladığımı gör istiyorum. Bak bir tanesini buraya uyguladım. Bir tanesini buraya uyguladım. Aynı tekniği uyguladım. Bunları görmeni istiyorum. Amacım o. Sonra birlikte onları daha pratik hale getireceğiz. Etti mi sana? 3. Geldik 4. soruya. 3. soruda tamam. Bir Luna Park'taki raylı sistemde 40 metre yükseklikten ilk hızsız harekete başlıyor. Bak. Ne kadar yükseklikten başlıyormuş? 40 metre. Peki ilk hızımız var mı? Yok. O zaman aracın hızına burada V eşittir ve 0 eşittir 0 yazdın mı? Güzel. Bu araç 10 metre. Aha burası 10 metre. O zaman R dediğim 10 metre ise bir 10 metre de burada var demektir. Doğru değil mi? Orayı biraz daha şöyle bir güzelleştirelim. Sanki çok hoş olmadı. Şöyle R'miz kaç metre eşittir? Bir 10 metre de burada var. Şöyle yaptık. Daha güzel duruyor şimdi. Peki ray M noktasından şekildeki gibi geçiyor. Buna göre rayın aracın M noktasındaki hızını. Bu çembersel hareket falan değil. G eşittir 10 metre bölü saniye kare sürtünmeler önemsiz. Aracın boyutu önemsiz. ÖSYM sorusu zaten belli. Her şeyi vurgulamış. Sevgili arkadaşım. Hemen şöyle yaparsam ne dersin? Araç bu seviyeden bırakıldı. Bu seviyeye mi geldi? Çok güzel. O zaman al. Aha şöyle bir çizgi çektim buraya. Bir de buraya çizgi çektim. Çok güzel. Peki bu araç bulunduğu seviyeden ne kadar aşağıya inmiş oldu? Aha da bu kadar aşağı inmiş oldu. Peki bu seviyeyi belirlemek için benim yapmam gereken şey acaba şu mu? Eğer burası 40 metre ise şurası 10 metre burada. 10 metre de burada. Şurası 20 metre değil mi arkadaşım zaten? 2R çünkü. Evet Ahmet hocam. 20 metre de burada mı var? Peki bu adam hiçbir sürtünme olmadığı için sistemde bir enerji kaybı olmadığı için buraya şu cuk oturmaz mı? İyi bak lütfen. Cuk oturur. Kaybedilen enerjiye eşittir arkadaşım. Ne? Kazanılan enerji. Aşağıya hiç gerek bile yokmuş kareli kısma. Doldur altını gelsin. Bak şimdi neler yapacağız. Ne kaybettik? Bu seviyeden bu seviyeye inerek potansiyel kaybetmedik mi? Ettik Ahmet hocam. Kaybettiğimiz potansiyeli yazıyorum. Bak mg çarpı h yani 20 metre. Ne kazandım yerine? 1 bölü 2 m çarpı v'nin karesi. V nerede Ahmet hocam? Ben oradaki v'yi göremiyorum. Arkadaşım bak. Aha v burada. Bak aha burada. Burada cismin hızına ne dedin? V dedin. Zaten ÖSYM amcam bana sana onu sormamış mı? Güzel. O halde şuradaki m ile şuradaki m gitti mi? Kütleydi o yüzden vermemiş. G'yi 10 aldım şurası 20 oldu. 2'yi karşıya attım yapıştırdım geldi. V kare eşittir 400 mü? Gerisini sen alabilirsin değil mi karekökünü? Hiç çok rahat bir şekilde. 20 metre bölü saniye. Yoksa yanlış mı aldım? Güzel. Ne etti? 4. Şimdi gelelim 5. soruya. Çok uzun tutmayacağım videoyu. Sürtünmelerin ve makara ağırlıkların önemli olmadığı. Güzel. Sürtünme yok. Makara ağırlığı yok. Sürtünmelerin ve makara ağırlığının önemli olmadığı şekildeki sistemde F kuvvetinin uygulandığı ipler ne? F kuvveti. Dur bir saniye. Bu bana birinci tekniği aklıma getirdi. İpler sabit hızla H kadar çekiliyor. Yok. Sabit hızla. İkisi de F'miş zaten. H kadar çekiliyormuş. O zaman burada tekniğe gerek yok gibi sanki değil mi? Yapılan işler cisimler üzerine. Bak ne diyor? Cisimlerin üzerine yapılan işler. İşler. Zaten bu işleri bu kuvvetler yapmadı mı? Yaptı. O zaman birinci sistemde yapılan iş demek zaten EK olarak verilmiş ama hiç önemli değil. Birinci sistemde F kuvvetiyle ne kadar çektin? H kadar. Aha bu kadar iş yaptın. İkinci sistemde ne kadar iş yaptın? Hemen ona bakalım. Orada da EL diyecek olursam orada da F kuvvetiyle H kadar çektin. Ya Ahmet hocam gerçekten bu kadar mı? Gerçekten oran 1 mi? Yani bunu mu sormuş? Evet bunu sormuş. Yapılacak bir şey yok. Zaten şunu yaptım deme. F'i takip ettim. Buradan buraya getirdim. F yazdım. Buraya getirdim. F. Ya niye yapıyorsun? Adam sana işi soruyor. İş dediğin şey zaten F çarpı delta x değil mi? F'i vermiş.
Kuvvet doğrultusundaki yer değiştirmesini de vermiş. Cisimler de zaten yukarıya kaldırılıyor. Cisimlerin ağırlığını bilmiyorsun. Kazandığı potansiyel belli değil, kinetik belli değil. Senden yapılan işi sormuyor mu? Yapılan iş zaten cisimlere aktarılan enerjiler değil mi arkadaşım? Bence bitti. Sen bilirsin ama bence bitti. Olay bu. Şimdi bir soru daha çözeceğim. Son soru. Umarım güzel olur. Tadı damağımızda kalır. 2 kilogram kütleli X ve 1 kilogram kütleli Y cismi sürtünmelerin ve makara ağırlığının önemsenmediği, bakın sürtünmelerin ve makara ağırlıklarının önemsenmediği, ne diyor? Önemsenmediği sistemde sürtünme yok, makara ağırlıkları yok. Sürtünmelerin ve makara ağırlıklarının önemsenmediği. Serbest bırakılıyor. X cismi yere çarptığı anda X, Y cisimlerin kinetik enerjileri toplamını sormuş. Hemen yaparız. Burada biraz belki yani makaraların olayını kullanmamız gerekebilir. Şöyle bir düşünüyorum. Nasıl çözerim bu soruyu? Nasıl çözerim? Sürtünme yok. Dışarıdan bir kuvvet. Ha, bu soruyu ben ikinci teknikle çözerim. Evet, ikinci teknik. Ne diyordu ikinci teknik? Kaybedilen enerji eşittir kazanılan enerji ya da ilk mekanik eşittir son mekanik şeklinde yapabilirim. Peki ben burada kaybedilen enerji eşittir kazanılan enerji yazsam kim ne kaybediyor, kim ne kazanıyor? Şöyle bir baksam. Kim yere iniyordu? Bulamadım. X cismi yere. Güzel. X cismi o zaman aşağı doğru şöyle şuradan mı indirelim? X cismini aşağı doğru indirdik mi arkadaşım? O yere indi. Bu sırada Y cismi de yukarıya çıktı mı? X cismi yere inene kadar kaç metre yol gitti? Sanırım 2 metre. Değil mi? Peki şuradan ipi 2 metre çektiğim zaman basit makinelerden şu ipi de 2 metre çekeceğim için şuradaki ip 1 metre yükseğe çıkmayacak mı? Güzel. Peki bu 1 metre çıktığı için benim buradaki cismimin hızına V desem bu 2 metre indiği için X cisminin yere çarpma anındaki hızına 2V büyüklüğünde yazabilir miyim? Bence bu da harika oldu. Şimdi götür Ahmet hocam yerine yaz. Ne kaybettik? X cismi aşağıya inerken potansiyel kaybetti. G'yi 10 aldım. Kaybettiğim potansiyel lütfen dikkat. M 2 kilogram çarpı G 10 metre bölü saniye kare çarpı H 2 metre eşittir. Kazandığıma bakayım. Buradaki cisim 1 metre yükselmedi mi? Potansiyel kazandım. M 1 kilogram G 10 yükselme zaten M G H yükselme 1 metre. Bu da benim kazandım. Bakın kaybedilen enerji potansiyel kaybediyorum. Cisimler hem hızlanıyor hem de yükseliyor. Yani artı bir kinetik kazanıyor X cismi. Yere 2V hızıyla mı çarpmıştı? X cisminin kazandığı kinetik enerji 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 2V'nin karesi. 4V kare değil mi? Artı. Şimdi aynı şekilde Y cismi yükseliyor ve hızı ne oluyor? V oluyor. Kazandığı kinetik enerji 1 bölü 2 çarpı M çarpı V kare değil mi? Arkadaşım zaten bak ne diyor ne diyor. X, Y cisimlerinin kinetik enerjileri toplamı diyor. Yani bir şey yapma diyor. Ben sana şurayı şöylece komplece soruyorum. Burası senin için toplam. Ne? Kinetik enerji değil mi? Ya burası kaç Ahmet hocam? 40. Burası kaç? 10. Karşıya attım ne geldi? 30. Bitti. Şurası neydi? Tekrar edelim. 40 joule. Burası ne? 10 joule. Peki bunu karşıya atarsam 40 eksi 10'dan eşittir. 30 joule'lük kinetik enerjim var. Cevap Giresun. C seçeneği. Bitti. Sevgili arkadaşlar, Fizik Bulut YouTube kanalından bu videoda bu kadar. Teknikler nasıl uygulanır? Nasıl soru çözülür? Bunları anlatmaya çalıştım. Çok daha sağlam sorular iş güç enerjiyle gelecek. İsteğiniz varsa söyleyin. Ama modern fizik için daha erken. Onun dışında işte itme momentum olabilir. Atışlar olabilir. Ne bileyim. Başka aklımıza çembersel hareket, harmonik hareket, Kepler, kütle çekim, optik. Onun haricinde ne geliyor aklınıza? Söyleyin anlatalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.